2007 yılında gerçekten bizi üzen bir olay olmuştu Söğüt'te. Bizi üzen olay neticesinde şu andaki mevcut Cumhurbaşkanımız gerçekten çok kırılmış. Kendi yeğenine belirli kişiler tarafından darp edilerek bir kavga ortamı yaratılmış ve orada üzücü olaylar yaşanmıştır. Neticede o günden bu zamana kadar Cumhurbaşkanı ve Başbakanlığı nezdinde herhangi bir katılım bu şenliklere olmamıştı. Bu gerçekten bunu genel manada değerlendirirsek ilimize bu katılmamanın ne kadar ekonomik kaybı olmuştur. Bunun değerlendirmesini çok iyi yapmak lazım. Siz de takdir edersiniz ki ile gelen bir bakandan, başbakandan, cumhurbaşkanından bizlerin siyasi partinin başında olan il başkanı, il genel meclis başkanı, ilçe başkanı arkadaşlarımız, belediye başkanı arkadaşlarımızın tümünün talepleri olur. Onlar da o ziyarete istinaden bizleri kırmazlar. Belirli yatırımlar noktasında söz verirler ve bu yatırımlar hayata geçer. Yani o zamandan bu zamana kadar o gün bu olayları yapanların bu ile ne kaybettiklerinin, ne kaybettirdiklerinin hesabını çok iyi yapmaları lazım. Bunun altını özellikle çiziyorum. Onlar kendi vicdani muhasebelerini bu şekilde yapsınlar. Biz bu manada kayıplarımıza çok üzülüyoruz. Neticede geçen Söğüt şenliklerine ilk defa Anadolu ziyaretini yapan çok değerli Başbakanımız Ahmet Davutoğlu katıldı biliyorsunuz. Katılım noktasında sorun yok. Gerçekten şu Söğüt şenlikleri bir adına yakışır. Bir şenlik havası içinde geçerken oradan ben dediğim mahalle kabadayıları, oradan kargaşadan, kaostan bir şeyler medet umanlar gelip kürsüyü devirdiler. Onlar kendine yakışanı yaptılar değerli arkadaşlar. Onun dışında tabii başka siyasi görüşe sahip arkadaşlar da gelip slogan attılar. Değişik fiziki hareketler yaparak bizim arkadaşları tahrik ettiler. Su şişeleri vesairelere şunlar bunlar atıldı. Biliyorsunuz biz megafonla uyarıda bulunduk. Kendi arkadaşlarımıza dedik bize yakışan mütevaziliktir, alçak gönüllülüktür. AK Parti, AK Parti'ye yakışan budur. Siz bunu yapın. Sakın tahriklere kapılmayın diye uyardık. Bizim arkadaşlarımız da sağ olsun tahriklere kapılmadılar. Herhangi bir kavga, kargaşa çıkmadı. Şimdi bir defa Söğüt olayını kendi ruhuna uygun bir şekilde değerlendirmek için her siyasi partiden olan arkadaşımız veya yörük kardeşlerimiz, Türkiye'nin değişik kesimlerinden gelenler burada şenlik havası içerisinde bunu kutlamasını arzu ederiz. Ama her seferinde bu şenlikleri kendi siyasi düşüncesine alet etmek isteyenler orada kargaşa çıkararak kendi egolarını tatmin ederek kendilerini ispatlama yoluna giriyorlar. Ben Söğüt halkı başta olmak üzere tüm Bilecik halkına seslenmek istiyorum. Dediğim gibi hangi siyasi görüşten olursanız olun, hangi siyasi çizgiden olursanız olun ama gelin bu kargaşaya prim vermeyin. Gelin bu kargaşa çıkarmak isteyenlere öncülük etmeyin. Bu kargaşa çıkarmak isteyenleri dışlayın. Buraya sokmayın ki Söğüt şenlikleri de adına yakışır bir şekilde olsun. Bilecik ve Söğüt başta olmak üzere bu şenliklerden devlet otoritesinin katılımıyla elinden gelen katkıyı ilimize yapsın. Biliyorsunuz bizim il olarak daha büyük ihtiyaçlarımız var. Yollar olsun, değişik hizmetler olsun. Bu ihtiyaçlarımızın hepsini giderelim. Bir şekilde mutlu olarak bu ilimizde yaşayalım. Neticede arkadaşlarımız bu ilde yaşayan herkesin üzerine bu manada hiçbir ayrım gayrım gözetmeksizin sorumluluk düştüğüne inanıyorum. Bu şekilde bu olayı da noktalamış olayım.